Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kış aylarında severek tüketilebilecek bir yemek yapacağım. Nohut yemeği. Şöyle kaburga etlerden parçalattığım etleri soğanla birlikte kavuruyorum. Yarım kilo kaburga etim var. Bir adet de kuru soğan birlikte kavruluyor. Bu arada düdüklü tencerede de 1 kilo nohut var. Hepsini birden haşlayacağım. Nohutun yarısını yemeğe koyacağım. Yarısını da poşetleyip buzluğa atacağım. Daha sonra ihtiyaç halinde kullanmak için. Kaburga etlerimiz ve soğan birlikte 5 dakikadır kavruluyor. Şimdi içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçası, yine aynı kaşık ölçüsüyle bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Salçanın biraz kavrulmasını bekleyeceğim. Salçamız kavruluyor. Üzerine sıcak su ilave edeceğim. Bu arada nohutu kapatıyorum. Haşlandı. Soğumasını bekleyeceğim. Şimdi salçamız biraz kavruldu. Yazdan yaptığım domates sostan da üzerine ilave ediyorum. Kullanmayabilirsiniz. Evde varsa kullanırsanız lezzeti daha da artar. Şekilde sosu da içine boşaltıyorum. Kaynar suyu da içerisine koyuyorum. Şöyle tencerenin yarısına gelecek şekilde 1 litre kadar suyu ilave ediyorum. Bu şekilde et yumuşayıncaya kadar pişmeye devam edecek. Kapağını kapatıyorum. Kaburga etlerin pişmesini bekliyorum. Etimiz yaklaşık 45 dakikada kısık ateşte bayağı güzel pişti. Nohutumuz da 1,5 saatte bu şekilde düdüklü tencerede kısık ateşte haşlandı. Şöyle göstereyim. Şöyle bakınca harika pişmiş. Şimdi nohutun bir kısmını kaynayan etin içerisine boşaltıyorum. Şimdi şöyle haşlanmış suyunu süzdürdüğüm nohutu içerisine boşaltıyorum. Karabiber ve pul biber çok yakışıyor. Önce şöyle biraz karabiber ilave ediyorum. Böyle taze çekilmiş olunca lezzeti daha da artıyor. Değilse normal çekilmiş karabiber de ilave edilebilir. Şöyle bir miktar da tuz ilave ediyorum. Hiç tuz koymamıştım. Ve yine şöyle bir miktar da pul biber. Çok fazla ilave etmiyorum. Bu şekilde tadına doyulmaz harika nohut yemeği oluyor. Ve yanında pirinç pilavıyla, istenirse bulgur pilavı da olabilir. Lezzetli bir şekilde tüketilebiliyor. Şimdi bir iki böyle kaynayacak.
Nohut da etin lezzetini alacak ve pişme süreci tamamlanacak. Kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika daha bekliyorum. Nohut yemeğimiz hazır oldu. Bu şekilde etler de ilik gibi pişti. Kaburga, kuzu kaburga. Kuzu kaburgayla yapılan nohut yemeği enfes. Bu şekilde nohut yemeği yapmayı sizlere de tavsiye ediyorum. Şöyle ocağın altını kapatıyorum. Mutfağımda bugünkü tarifin de sonuna geldim. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.